Muzaffer Bey vilayetimiz için mühim bir şahsiyetti. Ölümü herkesi derinden etkiledi. Katilini hala yakalayamadınız. Bundan dolayı çok müteessiriz. Haklısınız Sayın Valim. Lakin artık kim olduğunu biliyoruz. Tez vakitte yakalayacağız. Ankara sabırsızlanıyor. Buradan gelecek havadisi bekliyor. Anlıyorum. Bilmenizi isterim Cemal Komutan. Bu mesele üzerinde hassasiyetle duruluyor. Herkesin gözü üstünüzde. Şehrin tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Katilin tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları sorgulandı. Evlerine baskınlar yapılıyor. Bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Demek ki elinizden gelen kâfi değil. Daha fazlasını yapın. O katil derhal bulunacak. Baskınlardan hala bir şey çıkmadı mı? Henüz bir şey yok. O günden sonra kimse görmemiş. Cemşir'i 24 saat izleyeceksiniz. Nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, hepsini öğreneceksiniz. Komutanım, bence Cemşir'den öte bu işle ilgili başka... Sana fikrini sormadım Ali. Sadece söylediğimi yap. Emredersiniz komutanım. Muhsin Usta! Muhsin Usta! Ramazan'ı gördün mü hiç? Yok, görmedim. Hay Allah! Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne oldu ki? Dün geceden beri kayıp. Her yere baktım, her yere sordum. Gören bilen yok. Koca adam. Gelir elbet, endişelenme bu kadar. Ya başına bir şey geldiyse? Ne gelecek durup dururken? Öyle dün gece... Pek kederliydi, yalnız başına. Eçti, eçti durdu. Belki Hamza yaramaya çıkmıştır. Yok. Sabah cendermeler geldiğinde yoğdu. Ya daha erkenden kayıp. Biri bir şey mi yaptı acaba? Canım kim ne yapacak? Bir ikiniz didişip durursunuz zaten. Kimseyle dalaşmadı. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Endişelen. Oh, Ramazan, oh! Lan o ne o? O ne ya? Lan Gülü! Allah mısın lan sen? Ha? Dayımdan kalan malları avam açın lan bana! Evladım, sus, böyle konuşma! Yalan mı söylüyorum Yasin emmi ben, ha? Onun çiftliğe geldiği günü hepiniz bilmiyorsunuz mu, ha? Şimdi kalkmış, dayımın paralarıyla bana avam atıyor! Ramazan, oğlum! Bir dur, etme! Bak, kendini eziyet ediyor. Ben canımdan vazgeçtim Seyyar Ana. Ama topraklarımdan vazgeçmem. Onlar bana anamdan kaldı, anamdan. Duyuyorsun nenli beni Güllü? Duyuyorsun nenli? Ya tamam anladık, vazgeçme. Kimse bir şey demiyor. Ama sakin ol, azıcık iki lokma ye. Ne olur, şunu yine yaparsın. Az dur. Ya yürü kalk git Gülizar ya. Sen bana ne diyorsun kızım ya? Benim ölmüş anamın topraklarına el koydu be kadın ya. Ne yeme ya? Yemiyorum ben onun tek lokmasını ya. Lan Güllü, duyuyorsun nenli beni? Bırakmayacağım lan o toprakları sana. Yasin ağa, bu kendini öldürecek. Evladım, yapma. Parça parça edeceksin kendini. Lan Güllü, daha çok beklen, çok. Bırakmayacağım o toprakları sana. Yasin emmi, Yasin emmi bakır. Bunu çöz öyle Yasin emmi. Seyyar ana, hadi çözün bunu. Bana bir iyilik mi etmek istiyorsunuz? Kurban olayım kız. Hadi gel bunlar çöz. Ya istemiyorum ben yemek demek. Yasin emmi, Seyyar ana. Deli bozuktu ama... Hamza'nın böyle bir şey yapacağı benim de hiç aklıma gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi işte. He. Şeytana uydu zar. Serap Hanım. Serap Hanım. Serap Hanım. Hayırdır Yasin ağa? Ramazan. Ramazan'ı kurtarın Serap Hanım. Zincirler bileklerine oturdu. Hiçbir şey yemiyor. Aç, susuz. Yeter, dur gayrı. Koparacağım dileklerini. Ne olacak bunun sonu? Ne olacaksa olacak. Geldin Ali Kıran başkesen.
Ha? Buradan böyle kurtulamazsın. Boşuna uğraşma. Kurtulurum, kurtulurum. Gerekirse kollarımı kopartırım, gene kurtulurum. Deli misin sen? He, deliyim. Bana boşuna zal olur Ramazan demiyorlar. Hülya Hanım. Ben seni dize getirmesini bilirim. Senin demenle dereler dersine akmıyor. Bak, davandan vazgeç. Seni serbest bırakayım. Vazgeçmeyeceğim. Bu can, bu bedende oldukça vazgeçmeyeceğim. Göreceğiz bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Vazgeçmeyeceksin, öyle mi? He, öyle. Vazgeçmeyeceğim. Güllü Hanım. Geber o zaman. Olduğunu anlatmayacak mısın halde? Beni meraktan öldürecek misin? Güllü. Güllü? Güllü bana tokat attı. Sana tokat mı attı? Kendini ne sanıyor bu? Buna dayanamayacağım Kemal. Bu kadarını kaldıramayacağım. Tamam. Tamam, sakin ol. Neden yaptı böyle bir şeyi? Suçladım onu. Hamza'yı azmettirdi diye. Abini öldürmesi için mi? Hamza niye abimi öldürmek istesin ki? Ama Gül'ün bunu yapmak için çok fazla sebebi var. Gül yapmaz böyle bir şey. Yani hiç tahmin etmiyorum. Hamza'nın yapabileceğini tahmin ediyor muydun Kemal? Ya tahmininde yanılırsan? Ya gerçekten arkasında Güllü varsa, hepimizi ayakta uyuttuysa? Bu işin peşini bırakmayacağım. O Hamza denen cani yakalansın. Arkasında kim varsa söyleyecek. Gerekirse bütün Adana'yı ayağa kaldıracağım. Ona gerçeği söylettireceğim.
Şüpheli herkesi kontrol edeceksiniz. Emredersiniz komutanım. Sen! Sen! Kimlik göster. Kimliğini göster. Dur! Kaçma dur! Dur! Kaçma dur! 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 Kaçma! Çekil önden! Çekil! Çekil! Bacım, davetmiş. Eziyet, eziyet. Doğru diyor. Gülizar, bunu neden yapıyorsun? Neyi neden yapıyorum? Ha, sen beni iyice avel bellerin. Ne iyi olacak? Bu kadınlık numaralarını neden yapıyorsun? Simba'ya mı bakıyordun? Hı? Bak hele, anlamamazlığa verme. Her şey ortada. Değil mi? Gel açık açık konuşak. Konuşalım bakalım. Bütün bu halleri niye başkasına değil de bana yapıyorsun? Bilmem. Bak hele. Yoksa bende gönlün ne var? Bilmem. Bak, bana gönlün varsa bunu açık açık söyle. Ama bu kafa akıl küpüdür, akıl. Beni öyle parnağında oynatamam Gülizar. Tamam. Kadınsın. Hem de kadın gibi kadınsın ama... Bu haller benim hoşuma gitmiyor Gülizar. Niye? Kendin dedin ya kadın gibi kadınsın diye. Kadın gibi kadına bakmak mı hoşuna gitmiyor? Ya, kadın gibi kadına bakmak hoşuma gidiyor. Hem de çok hoşuma gidiyor ama... Bak. Bu kadınlık numaralarını... Ya hiç yapmayacaksın... Ya da? Ya da? Ya da bir şey yapıyorsan... Tam yapacağım. Ulan neyi tam yapacağım? Evli vaklı adamsın. Başka kadının koynuna giren adama bakar mıyım ben hiç? Evli vaklı adamsam... ...o vakit niye böyle benim karşımda süzüm süzüm süzülüyorsun? Ha? Ya hem benim evliliğim, baklılığım mı kalmış Gülizar? Aradan kaç sene geçmiş? Artık biz Hacer'le... Bacı kardeş gibiyiz. Bizimkisine evlilik demeye hacet ister. Nereden bileyim ben senin yalan söylemediğini? Kur'an çarpsın öyle. Biz onunla sade yan yana uyuyor. Ne yani onu da mı yapmaya? Yapma. O da yapma. Onun yatağına girmeyeceksin ki. ...bana değer verdiğini anlayayım.
Kaba. Ağlıyor mu yoksan? Yok. Ağlamayayım. Ramazan'a mı üzülüyor? Harap etme kendini böyle. Etmeyeyim de ne yapayım? Ciğerim yanıyor. Ramazan iyidir herhalde. İyi olsa bir haber ederdi, böyle etmezdi. Öldü bir yerde kaldısa. Ya da kendini attı bir yer başından. Başına kötü bir şey geldi garanti. Yok canım, gelmemiştir. Öyle olsa haberi gelirdi. Hiçbir haber yok. Şu darı dünyada bir tanecik dostum vardı. O da kaybakar. Merak etme, Ramazan iyi. He. He? Nereden biliyor neyi olduğunu? Bildiğin bir şey mi var yoksa? Var ya, hayatta olduğunu biliyor. Hayatta mı? Doğru mu diyorsun Bakize? Doğru diyor. Ama nereden bildiğimi sorma. Madem biliyorum, yerini de söyle o vakit. Söyleyemem. Niye Bakize? İşte. Bakize, meraktan öldürmek mi istiyorsun beni? Bah söylerim ama benden duyduğunu kimseye söylemeyeceğim. Tövbe billah olsun ki kimseye söylemem. Yemin olsun söylemem. Ramazan çiftlikte. Çiftlikte mi? Ne işi varmış orada? Güllü onu ahırda tutuyor. Şu toprak mezelsi var ya, elini kolunu bağlayıp mahpus etmiş. Salmıyor bir yere. Havav! Hududu geçecek bu. Gel bakayım arkadaş. Kim bilir ne atlar karıştırdın nasıl bir şey yön. Gel. Hemen mi geçiyor? He hemen. Haber misin lan sen? Cendermek keklik gibi avlasın mı bizi? Geceyi bekleyeceğiz. Sabaha Suriye'desin. Arapçan vardır inşallah. Hmm. Öğreneceksin. El mecbur öğreneceksin. Gelene geçene ehlen ve sehlen der durursun. Ramazan kaç gündür ortada yoktu komutan bey. Sıra kadem bastıydı. Ama ben öğrendim. Zorla alıkolunuyormuş. Öyle mi? Nerede? Çiftlikte. Kim alıkoymuş? Kim olacak Erenler? Güllü. Serap Hanım mı? O böyle bir şey yapmaz. Yapmış diyorum size. Sen nereden aldın bu malumatı? Emin bir yerden. Bu kadar saçmalık kâfi. Boşa meşgul etme bizi. Bak yalan ihbardan içeri atarım ha. Vallahi yalan demiyorum. Esra. Ben vatandaş olarak vazifemi yapıyorum. Siz de yapın vazifenizi. Beni dinlemeye mecbursunuz. Ya dediklerim doğruysa? Hadi çabuk olun biraz. Acele edin. Misafirler neredeyse gelecek. Bak bu çatal bıçakları doğru düzgün yerleştir, tamam mı? Tamam oğlum. Tamam. Geçer. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben kaç kere söyledim bu bıçakların keskin yüzü içeri gelecek. Rezil mi etmek istiyorsun beni? Daha önce tahta kaşıkla yengendi değil. Hasbam. Kız sus. Gene başımızı derde mi sokacak? Ne diyorsa onu ya. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Gel sen ne yapıyorsun bile ayağımın altına? Hadi bakayım eve. Hadi yürü.
Serap Hanım. Zekai Beyler geliyor. Ben onları bir karşılayayım. Hoş geldiniz. Erken gelmenize çok sevindim. Belki biraz heyecanım yatışır. Böyle bir günde seni yalnız mı bırakacaktık? Çok teşekkürler, çok merse. Yalnız bir muamma karşısındayız. Bakalım bu gece Zekai'nin akıbeti ne olacak? Bir CHP'li olarak Demokrat Parti'nin yemeğinde belki yeniden... Şehzade, Türk inkılaplarının sıkı bir savunucusuyum ben. Partimin bayrağından nasıl ayrılırım? Mantıklı olalım lütfen. Allah aşkına kuzum, sizin Zekai'yi kızdırmaktan başka işiniz yok mu? Merhaba. Zekai, sen Muzaffer'in çok yakın arkadaşıydın. Senin desteğin benim için çok önemli. O konuda vicdanım rahat, merak etme. Yalnız bu durumu CHP'lilere nasıl anlatacağım onu bilmiyorum. Merak etme, bu toplantıdan sonra aklında CHP diye bir şey kalmayacak. Şehzade. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bu kadar heyecana hacet yok şekerim. Bence mükemmel bir davet olacak. Aa, bu jandarma niye geldi? İyi günler Serap Hanım. Buyurun. Davetiniz var herhalde. Evet, mühim bir davet. Neyle ilgiliydi? Hamza'yla mı? Hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı? Ramazan'ı zorla çiftlikte alıkoyduğunuza dair. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey niye yapayım? Çok saçma. Belli ki bir densizin ihbarı. Ayrıca siz böyle her duyduğunuz ihbarla kapımıza dayanacaksanız işimiz var. Dur hele, nereye gidiyorsun? Bağırma gidiyor. Öz, sen karışma. Sadece kendine değil, hepimizi okkanın altına sokacaksın canım. Bu iş çocuk oyuncağı değil Serap Hanım. Adam kaçırma ciddi bir suçtur. Şimdi müsaade ederseniz çiftlikte arama yapacağım. Benim sözüme niçin itimat edilmiyor? Ben görevimi yapmak zorundayım. Görevinizi iyi yapıyor olsaydınız, katilleri elinizden kaçırmazdınız. Serap Hanım'ın böyle bir olaya karışması kabil değil. Yakında Demokrat Parti'nin mühim bir delegesi olacak. Evet, böyle bir şeyi tartışmak bile çok saçma. Serap Hanım'ın bu özel davetini berbat etmek üzeresiniz, farkında mısınız? Birazdan buraya partimizin ileri gelen mensupları gelecek. Böyle bir günde bu tavrınız çok yanlış. Evet. Bence de davetin bitmesini bekleyebilirsiniz. Öyle değil mi komutan? Pekala. İyi günler. Ramazan nerede komutan?
Onu niye alıp getirmediniz? Orada değildi. Bir daha da asılsız ihbarlarla jandarmayı meşgul etme. Hadi. Mümkünatı yok komutan. Her yeri iyice aradınız mı? Serap Hanım orada olmadığını söyledi. Biz de arama yapmadan geldik. Elbet öyle diyecek. Adamı şuraya sakladım diyecek hali yok ya. Onun sözlerine nasıl inanırsınız? O sözüne güvenilir saygın biri. Serap Hanım'ın sözüne itimat ediyorsunuz ama benim sözüme itimat etmiyorsunuz öyle mi? Serap Hanım neden böyle bir şey yapsın? Kusumet'ten aralarında toprak meselesi vardı. Kusumet oldu. Yine de iddianız kâfi değil. Niye kâfi değilmiş? Bize niye ayrı muamele yapıyorsunuz ki? Çiftliğimiz, fabrikamız yok diye mi? Meselenin bununla bir ilgisi yok. Muzaffer Bey'in katilini ararken bütün evleri basmadınız mı? Her yeri didik didik aramadınız mı? Biz kanun neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Serap Hanım'a sökmüyor mu kanununuz? Bir tek bize mi söküyor? Çiftliği neden aramadınız? Yeter! Bana işimi mi öğreteceksin? Bak tek kelime daha dersen içeri atarım seni ha. Hadi çek git buradan. Hadi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.